Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle çok önemli, çok değerli fıkhi bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ve özellikle genç kardeşlerimi dinlemesini, izlemesini tavsiye ederim. Konumuz gusül gerektiren haller ve gusül nasıl alınır? Bununla ile ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Gusül nasıl alınır? Tabii ki gusül demek boy abdesti demektir. Gusül maddi temizlik demektir. Gusül büyük temizlik demektir. Gusül nedir? Aynı şekilde maddi kirleri aldığı gibi manevi kirleri de insanın üzerindeki olan o psikolojik olan ağırlığı alabilmektedir. Ve gusül dediğimiz boy abdesti almadan önce mutlaka küçük idrarın erkekler için söylüyorum yapılması gerekiyor. Küçük idrar neden yapılması gerekiyor? Eğer ki küçük idrar yapılmadan boy abdesti aldıktan sonra yani meniden arta kalan şehvetsiz bir şekilde bir damlanın bile çıkması guslu yani boy abdestinin yeniden yapılmasını gerektirir. Bu yüzden önce idrar ondan sonra gusül alınması gerekiyor. Gusül almak isteyen kardeşimiz öncelikle sol ayağıyla banyoya girecektir. Ve orada ellerini temiz bir şekilde sabunla yıkayacaktır. Ellerini yıkadıktan sonra namaz için alınabilecek abdest gibi bir abdest alacaktır. Bu abdesti aldıktan sonra nereye geçecektir? Boy abdestini işte gusül dediğimiz boy abdestine geçecektir. Şafii mezhebinde niyet suyun ilk döküldüğü yer baştır. Orada ne yapılır? Niyet getirilir. Başa su dökülürken niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya, niyet ettim Allah rızası için üzerindeki olan cünüplüğü kaldırmaya denilir. Veya niyet ettim Allah rızası için namazı kendime helal kılmaya gibi niyetler getirilir. Hanefilerde niyet getirmek sünnettir. Tabii ki Şafii mezhebinde işte nedir? Bedenin her tarafını yıkamak, bir hani bir deyim vardı ya, iğne ucu kalmayacak şekilde yıkamak gerekiyor. Az bir kuru yer olursa bu gusül yerinde değildir ve kabul değildir. Yeniden tekrar yıkamak gerekiyor. Bedenin üzerinde necaset varsa ki önceden ne yap abdest alınmadan önceden o necaseti kaldırıp sonra gusülle geçmesi, boy abdestine geçmek gerekiyor. Hanefi mezhebinde artı iki şey daha vardır. Onların gusülünü yerine getirebilmesi için ağza bolca su vermek, bir de buruna ne yapmak? Bolca su vermek gerekiyor. Tabii ki eğer oruçlu değilse, oruçluysa normal abdeste nasıl ağız ve buruna su veriyorsa o şekilde ağız ve buruna su verilmesi gerekiyor. Tabii ki yani abdest dedik almak sünnettir, besmele çekmek sünnettir ve gusül alacak, boy abdesti alacak olan kardeşimizin elleriyle bedenini suya ulaştırıp ovalamak sünnettir ve bir de işte kilolu olan kardeşlerimiz vardır. Onların işte katlanan yerlere suyu ulaştırması gerekiyor. Hareket etmeyen yüzüğün de aynı şekilde ne yapması lazım? Hareket etmesi gerekiyor. Suyun ulaşamayacağı yerlere mutlaka suyun ulaştırılması lazımdır. Ve bir de özellikle şunu ifade edeyim değerli kardeşlerim. Gusül alınırken işte makat dediğimiz yerin ne yapması lazım? Suyun ulaşması gerekiyor. O suyun oraya ulaştırılması için bayan veya erkek fark etmez. Oturarak helada affedersiniz oturar gibi o şekilde oturup ne yapılması lazım? O şekilde suyun ulaştırılması gerekiyor. Guslumuzu, boy abdestimizi aldık. Şimdi guslu gerektiren haller nelerdir? Onu inşallah okumaya çalışacağız. Guslu gerektiren haller birkaç tane hal vardır. Onlardan bir tanesi cinsel birleşmedir. Kadın erkeğin birleşmesi ne yapar? Guslu gerektirir. Tabii ki bu birleşmenin olabilmesi için yani erkeğin penisinin, sünnet derisinin kadının haznesine girmesi, sünnet miktarı girmesi gerekiyor. Eğer sünnet miktarı girmemişse bu nedir? Gusu gerektirmez. Bu birleşme yani ister meni çıksın veya çıkmasın erkeğin penisinin kadının haznesine sünnet miktarı girmesiyle nedir? Gusül gerekir. İster meni gelsin veya gelmesin. İkincisinde ise ihtilam olmak. Yani bu ihtilam uykuda da olabilir ya da uyanık halde de olabilir. İhtilam olan bir kişinin
ne yapması lazım? Gusül alması gerekiyor. Guslu gerektiren hallerden bir tanesi de hayız veya lohusalık durumudur. Hayız ve lohusalık durumunda olan kişi, bayan kardeşlerimiz, işte kan bitince ne yapacaktır? İşte o lohusalık ve hayız dönemi bitince gusül alması ve boy abdesti alması gerekiyor. Değerli kardeşlerim, buluğ çağına ermiş olan kardeşlerimiz, özellikle gençlerimiz dikkat etsin. Anlatacağım şey şudur. Bir insanda 4 çeşit su vardır. Ve bu 4 çeşit sudan 3'ü su guslu gerektirmez. Guslu gerektiren su hangi sudur? Sperm, menidir. İdrar gerektirmez. 1. Ama değdiği o elbiseyi necis yapar, o elbiseyle namaz kılmaz. İkincisi, guslu gerektirmeyen ikinci olan sıvı nedir? Mezidir. İnce, beyaz bir sudur. Ve özellikle işte cinsel birleşmeden önce veya düşünmeyle veya dokunmakla veya hayalle oluşan, çıkan bir sudur. İnce, beyaz bir sudur. Ve onda da neyi gerekmez? Gusül gerekmez. Maalesef öyle kardeşlerimiz vardır ki mezi ile meniyi ayırt edemediğinden dolayı, yani belki günlerce, haftalarca namaz kılamayan kardeşlerimiz ve bir suçluluk psikolojisi içinde olan kardeşlerimiz vardır. Neden? Çünkü burada ayırt etme olmadığından dolayı böyle bir ne vardır? Problem vardır. Bir tanesi de nedir? Vedidir. Vedi, idrardan sonra çıkan bir sudur ve bu su katı ve beyaz bir sudur. Prostat hastalığı olan kişilerde, genellikle olan insanlarda oluşan bir sudur. Ve bu suda ne değildir? Guslu gerektirmez. Bu suda neyi gerektirmez? Yani cunupluğu gerektirmez. İşte guslu gerektiren o 4 tane sudan bir tanesi ki menidir. Meni nasıl bir sudur? Fışkırarak çıkan, haz ve lezzet veren bir sudur. Ve bunun tanımı nasıldır? Eğer ıslaksa hamurun kokusunu veren, eğer kuruysa yediği yere de yumurtanın beyazı rengini veren bir sudur. Ve bu suda bu şekilde diğer sulardan ne yapmaktadır? Ayırt edebilmektedir. İşte bir genç kardeşimiz baktığı zaman meni ile meziye bakacak ki evet, mezi beyaz bir sudur, incedir. Fakat nedir? Çıkarken haz ve lezzet alınmıyorsa, sıçrayarak çıkmıyorsa bu ne değildir? Meni değildir, mezidir ve guslu gerektirmez. Evet, Rabbim bizi ilmi hali bilenlerden, Allah rızası için okuyanlardan bize eylesin.